Merhaba herkes. Bugün yine elektronik sigara ile ilgili bir inceleme yapalım istedim. Ve arama motoruna elektronik sigara yazdım. Ve karşıma olağan, artık görmeye çok alıştığım bazı satış siteleri çıktı. Bakın Trendyol'da Vaporesso'nun satıldığını gördüm. Nedir bu? Elektronik sigara. Bir diğer adıyla e-sigara olarak sevenleriyle buluşturan aletler vesaire. Elektronik sigara, vape shop, premium e-likit, uygun fiyat. Türkiye'nin en iyi elektronik sigara sitesiymiş burası. Aferin. Bu elektronik sigaranın Türkiye'de satışı yasak değil mi? Amazon.com.tr, Smokehome.com. Peki. Elektronik sigara AVM'si var internette. En kaliteli ve ucuz elektronik sigara diyor. Smoke, e-leaf. İnanılmaz. Sonra diğer sorular kısmı var. Elektronik sigara mı daha zararlı? Sigara mı? Standart, absürt soru. Jul sağlığa zararlı. IQOS sigara ne işe yarar? Gibi. İnanılmaz başlıklar. İnsanlar bunları soruyor demek ki. Hadi bir sağlık ikazı var burada. Podmat, bir kerelik. Sigaralar. Yeni nesil sigara ürünleriymiş. Hepsi burada da satılıyor. Atomizer elektronik sigara. Daha fazla aramada neler diyor. Bakın gitti gidiyor, orada da elektronik sigara satılıyor. Elektronik sigara fiyatları Trendyol. En iyi elektronik sigara. Zararsız elektronik sigara. Geçin geçin geçin. Bu ne ya? İkinci el elektronik sigara. Buraya mı düştük? E-sigara uzmanı. Elektronik sigara Türkiye ürün tanıtımı ve satış sitesiymiş bu. Tüm ürünler fiyat avantajlıymış. Kapıda ödeme ile orijinal ambalajında gönderiliyormuş. Ya bu ne? Ben bunu görüyorsam yetkililer ne, acaba niye görmüyorlar? Niye görmüyorlar? Peki başka bir şey deneyelim. Burada başka bir şey deneyelim. Yani bunlar online belki yerlerini bulmak için biraz kafa patlatmak gerekiyordu. O yüzden yetkililer o kafa patlatmaya vakit ayıramadıkları için bunların bulamıyorlar, peşine düşemiyorlar olabilir. Haritalarına bakalım. Haritalarına bakalım. Ve çıktı. Bakın. Nereler, nereler. Şuralar kırmızı kırmızı olmuş. Elektronik sigara. Vay 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 vay. Çok bariz bir şekilde bunu böyle bakın gösteriyor. Elektronik sigara. Bir elektronik eşya mağazasında satılıyor. Yeri çok belli. Kumburgaz Paf satış noktası. Resmi de var. Joule Pod ve IQOS cihaz satış merkezi. Ey endüstri devleri, neredesiniz? Kaçak var diye kıyamet gibi ağlıyorsunuz. Hasan elektronik sigara ve tütüncü. Başka bir yere geçelim. Pera Vape Shop. İnanılmaz. İnsanlar değerlendirme yapmışlar, yorum yapmışlar falan. Rüzgar Tobacco. Tütün ürünleri mağazası. İkinci Okul Caddesi. No 51'deymiş. Şu an açık. 20'ye kadar açık. Gidin bulun. Ebru Elektronik. 24 saat açıkmış. 24 saat elektronik sigara.
Tahta kale bu da. Elektronik eşya mağazası diyor. Elektronik sigara yazmıyor. Belki de elektronik kelimesinden yakalanmıştır, bilemem. Tahta kale elektronik sigara ve likit. Mağaza içinde alışveriş. Arabaya teslim alma. Adrese servis. Julpot ve IQOS. Cihaz satış merkezi e-sigara. Çok başarılı değilmiş. Bakın 2 almış puan. Elektronik eşya. Başkomutan Caddesi No 74. Kafadan elektronik sigara. Beylikdüzü elektronik sigara. Bu iyi çalışıyor. 4,3 puan almış. Pera Vape Shop. Adrese servis yapıyor. Mağazanın içinde öyle satıyor yani. Hiçbir korku bir şey yok. Türkiye'de satışı yasak olan bir şeyi öyle mağaza içinde alışverişe sunmuş. Mağazadan teslim gidip alabiliyorsunuz. Adresinize de servis ediyorlar. Gibi böyle uzuyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Sınırsız. Sınırsız. Bostancı elektronik sigara. Hemen hemen her semtte var gibi. IQOS Heats. Uhu. IQOS. Gibi gidiyor. Şimdi bu bir rezillik tabii. Şu bir rezillik. Ben bunlara bu şekilde ulaşabiliyorsam yetkililerin de ulaşmasını bekliyorum. Niçin ulaşmadıklarını bilmiyorum. Burada bir mazeret olabilir mi? Hayır, olmaz. Bunun mazereti olur mu? İşim çoktu. Şuydu, buydu. Olmaz. Olmaması gerekir. Bunların hepsi bizim çocuklarımızı, gençlerimizi zehirliyor. Gidin bulun. İşlem neyse yapın. Çünkü burada Türkiye'de üretilmediklerini biliyoruz. Üretilmesi yasak. Satışı yasak. İthali yasak. Yolcu beraberinde gelebiliyor yurt dışında. Sistem bununla mı acaba çalışıyor? Sınırlardan kaçak giriyor mu? Yoksa yolcu beraberindekilerle mi? Bu iş halloluyor. Yani benim derdim değil. Kolluğun derdi. Arayın bulun. Bu da benden size bir hediye olsun. Elektronik sigara bu sabah da benim canımı sıktı. Hangi sabah sıkmıyor ki zaten? Bu incelemeyi de burada keselim. Daha ne olsun? Tekrar görüşmek üzere.